Asıl olay şurada. Türkiye'de çok önemli bir dava görülüyor. Ayhan Bora Kaplan davası. Ayhan Bora Kaplan davası Türkiye'de aslında Pandora'nın kutusu Ferit. Çünkü bu davanın birkaç ayağı var. Bir tanesi Türkiye'de Yargıtay üyelerinin, üst düzey emniyet müdürlerinin, üst düzey siyasetçilerinin, bakanlarının ilişki içerisinde olduğu kilitlerine birleştiği bir nokta Ayhan Baro Kaplan. Ve Ankara yeraltı dünyasının aslında siyasetle birlikte, devletle birlikte sahip çıkmasıyla nasıl yükseldiğinin fotoğrafı Ayhan Baro Kaplan. Ve en önemlisi Ayhan Baro Kaplan 15 Temmuz gününün önemli siyasal figürü demeyeyim de o günün önemli figürlerinden bir tanesi. Ama İlginç bir şekilde Sinan Ateş suikastiyle örtüşüyor bu dava. Çünkü Sinan Ateş cinayetinin tetikçileri Ayhan Bora Kaplan'ın çiftliğinde silah talimi yaptığı iddia ediliyor. Bu iki dava Ayhan Bora Kaplan davasıyla Sinan Ateş suikasti cinayeti davası aslında devletin içerisindeki güç otoklarının birbirlerini tasfiye etmeye yönelik olan bir dava aynı zamanda. Hatırlayın, Ayhan Bora Kaplan davası üzerinden Süleyman Soylu'nun yeğeni Sadık Soylu Ankara Savcılığı tarafından gözaltına alınmak istenmiş, Başsavcılık tarafından engellenmişti. Demek ki dinlemelerde dava delilleri içerisinde Sadık Soylu ile ilgili bir bilgi var Ayhan Bora Kaplan konusunda. Bu varsa aynı zamanda Süleyman Soylu ile ilgili de var. Sinan Ateş cinayetiyle ilgili olarak baktığında hatırlayın. Sinan Ateş cinayetinin katil zanlıları gözaltına alınmak istendiğinde o zamanki MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz'un evinde gözaltına alınmak istendiğinde bizzat yukarıdan bir talimatla o gözaltı engellenmiş polisler kapıdan dönmek zorunda kalmıştı. Yani iki olayda MHP ittifakının bitmesi demek. Bakın tekrar söylüyorum. Süleyman Soylu ile ilgili soruşturma başlatılması demek. Ve aynı zamanda MHP'nin üç kilit ismine yönelik olarak operasyon yapılması demek. Genel başkan yardımcıları düzeyinde. Ve o operasyon Devlet Bahçeli'ye doğru gidecek bir operasyon olması. Ve Kobani davası Ayhan Bora Kaplan'dan bir gün önceyken o davanın Ayhan Bora Kaplan'dan sonra belirsiz bir tarihe ertelenmesi olayı. Yani kısacası devlet içerisinde 31 Mart seçimleri öncesinde başlayan kavga bu dava dosyası, iki dava dosyası üzerinden tüm hızıyla devam ediyor. Ayhan Bora Kaplan'a bu TRT önündeki fotoğraf soruluyor. Ellerindeki büyük silahlarla olan o çetenin fotoğrafı soruluyor. Hakim diyor ki Bora Kaplan gel gel buraya diyor. 15 Temmuz'daki fotoğraflarımdan yani o fotoğrafı soruyor. Sabıkalı biri olduğumu düşünmüş olabilir deyince niye o fotoğraftan utanıyorsun hatası diye söylüyorsun diyor. Şöyle bir diyalog geçiyor aralarında. Diyor ki suçlu ifadem yoksa polisler bana niye o fotoğrafı sordu diyor. Başkan Kaleşnikovlar uzun namlulu silahlar olabilir mi diye soruyor. Bora Kaplan diyor ki devlet birimlerini suçlamam beklendi diyor. Yani o silahların bak emniyet Ayhan Bora Kaplan'a nasıl operasyon yaptığını hepimiz hatırlıyoruz. İfadesini alırken o silahları kimden aldığına yönelik olarak soru soruyorlar. Ayhan Bora Kaplan o soruya yanıt vermiyor. Niye yanıt vermediğini hakim sorduğunda diyor ki emniyet teşkilatı beni sorgulayanlar devlet birimlerini suçlamam beklendi benden diyor. O devlet birimleri kim diye sormak gerekiyor o silahları dağıtan. Daha sonra diyor ki mahkeme başkanı o uzun namlulu silahları diyor nereden buldun? Buradan söyleyemem diyor. Size özel söylerim. Bak bir mahkeme salonunda hakime yönelik özel bir şey söyleyemezsiniz. Davanın gizliliğini isteyebilirsiniz. O gizlilikte bile vereceğiniz ifadeler tutanağa yazılır. Burada söyledikleriniz an be an internete düşüyormuş. Bu da düşerse ne olur?
Şu arkaya geçelim size söyleyeyim yoksa her yere yayılır diyor hakime. Bak bak arkaya geçeyim size anlatayım diyor. Silahları kimden aldığımı. Mahkeme başkanı kaplana diyor ki ya diyor telefon şifreni diyor emniyete vermemişsin. Niye vermedin diyor. O da diyor ki ben diyor aslında diyor onlara verdim diyor. Ama diyor onlar yanlış şifre girdikleri için telefonumu açamadılar diyor. O zaman başkan diyor ki o zaman bana ver şifreyi diyor. Ayhan Bora Kaplan şifreyi mahkeme başkanına veriyor. Diyor ki mahkeme Kaplan kesin açılır diyorsun yani. Özellikle mi açmıyorlar senin telefonunu diyor. Bak hakimin emniyette de yine şimdi ters bir soru soruyor. Yani senin şifreni mahsus yanlışlıkla mı girdiler? Bilerek mi açmıyorlar diye söylüyor. Ve hakim şifreyi emniyete bir yazıyla bildirerek telefonunun açılmasını talep ediyor. Şimdi söyleyelim. 15 Temmuz'un aslında Ayhan Bora Kaplan aynı zamanda kara kutusu Ferit. Sadece Ayhan Bora Kaplan mı kara kutusu şeyin? 15 Temmuz'un hepimiz biliyoruz. Bir başka kara kutu da Sedat Peker. 15 Temmuz'un en önemli aktörlerinden biri de Sedat Peker Ferit. O Sedat Peker bugün Türkiye'de değil. Şimdi Ayhan Bora Kaplan davası görülürken, Sinan Ateş davası görülürken, şimdi muhalefetin 2021 yılında yapmadığını şimdi yapması gerekiyor. Bizzat Birleşik Arap Emirlikleri'ne giderek Sedat Peker'le görüşmek, ona güvence hazırlamak, ve 15 Temmuz'la ilgili şifreleri Sedat Peker'den dinlemektir. Bakın çok net başka bir Türkiye'den söz ediyorum. Hem Ayhan Bora Kaplan davası ve Sinan Ateş cinayeti üzerinden daha iddialı bir şey söylüyorum. Eğer Sedat Peker bugün Sinan Ateş cinayetiyle ilgili bilgilere sahip değilse hiçbir şey bilmiyorum. Yani muhalefet ayağa kalkmalı kardeşim. Ayağa. Ayağa. Evet, Sedat Peker'in 31 Mart'taki zaferi bayrağını daha yukarıya, daha yukarıya göklere çekmeli. Ve erken seçimin talebini gümbür gümbür seslenmeli bu topraklarda. Çünkü 31 Mart seçimleri 14 Mayıs'ın ve 28 Mayıs seçimlerinin referandumuydu. Ve 11 ay sonra yapılan seçimlerde Türkiye halkı, Türkiye seçmenleri, Türkiye'li vatandaşlar çok açık bir şekilde bu siyasal iktidara senin uyguladığın ekonomik politikaları, senin uyguladığın siyasal politikaları, adalet politikalarını, hukuk politikalarını, çürümeyi ve ittifakını onaylamıyorum diyerek red verdi. Kırmızı kart gösterdi. Muhalefete düşen o kırmızı kartın gerekliliğini yapmak. Ferit demiş bir izleyicimiz. Sedat Peker'i yayına al demiş. Vallahi çok isterim. Zaten o bizi izliyordu. Hatırlayın Sedat Peker'in o ifşaatları zamanında yaptığımız yayınlarda Ali abiyle. Bak şu an bizi anlık 8 bin kişi izliyor. O zaman 40 bin kişi izliyordu Ali abiyle yaptığımız yayınlarda. Sedat Peker'in ifşaatları üzerine analizler yapıyorduk. Kendisinin de bizi izlediğini neredeyse eminim. Kimler izliyordu bizi o zamanlar. Süleyman Soylu'lardan tutun işte. Ve o zaman da hep söylüyordum yani bir yayın, bir röportaj yapmak isterim. Mesela şu an burada olsaydı şunu sormak isterdim kendisine ya da şu an bizi izliyorsa da sormak isterdim. Yani son süreçteki Erdoğan hakkında bir video hazırlayacaktınız. Hatta hazırladığınız ve köşede tuttuğunuz da iddia edildi. Bir yerde duruyormuş diye iddia edilmişti. Sonra ne oldu o süreçte? Milyonlarca insan tabii bekliyordu o Erdoğan videosunu. Sonra ne oldu? Sadece soru bu. Yani ne oldu? Sonra bir gazeteci olarak eğer konuk alma şansım olsaydı sormak isterdim. Ne oldu? Bilmiyorum. Durum bu. Tabii. Sedat Peker seninle yaptığımız o dönemdeki son programların birinde bir daha Sedat Peker'in video çekmeyeceğini, video yayınlamayacağını söylemiştim. Ve bir gün Sedat Peker'e seslenmiştim. Bedeli ne olursa olsun seninle söyleşi yapmak istiyorum diye. Bana da mesaj gelmişti benimle söyleşi yapmak üzere. Şimdi onu söyleyeceğim. İlk defa paylaşıyorum bunu. Bir söyleşiye katılacağının mesajını gönderdi. Ve o söyleşiye de
Yaklaşık 5-6 gazeteciyle Sedat Peker'in karşısına geçecektik. Yani karşısına geçecektik derken Türkiye'den, o Dubai'den katılacaktı. Ancak sonra olağanüstü durumlar söz konusu oldu ve kapandı süreç. O olağanüstü durumlar neydi? Benim gözaltına alınmam ve tutuklanma girişimi Ferit. Evet, gerçekten çok ilginç günlerdi. Bütün Türkiye, yani şu anda da Cumhuriyet tarihinin reyting rekoru kırılan bir yayınında hatırlayın, o Süleyman Soylu'nun Sedat Peker'e cevap verdiği Habertürk TV yayınında da Ali abiyi, yani bizim yaptığımız yayından da bir kaydı galiba o zamanlar. Ama ben gözükmüyordum şey olarak, ben yoktum. Ali abiyi göstererek işte bunlar diyerek işte yani Peker'le de iletişimde olduğunu iddia, öyle bir şeydi, öyle bir şey olmuştu. Ve bir durup dururken bir hani linç, yani bir hedef göstermişti Süleyman Soylu seni. Ve o süreç çok da ciddi yerlere gitmişti. Oysa ki biz işimizi yapıyorduk yani, gazetecilik yapıyorduk. Nereden nereye geldi süreç? Şimdi Peker de konuşmuyor sosyal medyadan. Süleyman Soylu da şu an görevinde değil. Ve biz hala seninle böyle ikili bir şekilde yayınlar yapıyoruz, devam ediyoruz. Gerçekten o günlerde biraz senin hakkının yendiği ve üzerine çok gidildiği dönemdi. Zor bir süreçti açıkçası. Herkes altından kalkamaz.